elbette ama herkesin hatasını bu ekranlarda bulabileceksiniz. Hashtag'imiz bu. Manşetimiz bu. Soru orada duruyor. Arkadaşlarım o altı bantta görüyorsunuz. İnternet adreslerimizi, X adreslerimizi veriyor. Lütfen yazın. Lütfen mesajlarınızı taşıyalım. İlk haberimiz İsrail, Türkiye arasındaki ticaretle ilgili İsrail'den yükselen çok ilginç bir iddia. İsrail Dışişleri Bakanı e, Katz, İsrail Katz Türkiye'nin İsrail'e olan ticaret yasağı kararında gevşemeye gittiğini iddia etti. Katz'ın sosyal medyadaki paylaşımına Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan tepki geldi. Açıklama hayal ürünü dedi. İsrail Dışişleri Bakanı Katz sosyal medyadan yaptığı açıklamada Erdoğan ticaret kısıtlamalarının çoğunu geri çekti ve iptal etti ifadelerini kullandı katsın açıklamasına Ömer Bolat'tan da yanıt gecikmedi. Hayal ürünü diyen niteleyen Bolat, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar kararımız yürürlüktedir dedi. Bir ticaret bakanlığı kaynağı da Reuters haber ajansına konuyla ilgili bilgi verdi. Kaynak, Türkiye'nin İsrail'e ihracat yasağının gevşetilmesinin söz konusu olmadığını, ancak şirketlerin üçüncü ülkeler üzerinden mevcut siparişleri yerine getirmek için üç ay süreleri olduğunu söyledi, diyor. Şimdi ticaret durdu mu durmadı mı ben anlamadım Sinem sen anladın mı? O da anlamamış. Vallahi biz anlamadık. Yani şimdi yasak mı değil mi? Bir karar verelim. Buna göre 3 ay daha devam. Ama direkt gitmeyecek. Ne bileyim Mısır'a kadar gidip gemi oradan mı? O neydi? Aştilot limanı mı diyorlardı? Bir liman vardı. İnşallah barış gelir. Hani 3 ay içerisinde de bu savaş noktalanır. Bu ticaret devam edecek gibi görünüyor. En azından zorunluluklarda barındıran bir açıklama gelmiş Ticaret Bakanlığı'ndan. Bakalım siyaset ne diyecek bu işe. Devam. Biden İsrail'i fırçalıyor. İsrail'in 216 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 34.904'e çıktı. Bunların 15.000'e yakını çocuk. Toplam yaralı sayısı ise 78.500'ü e aşmış durumda. <laughs> Gazze'deki sağlık yetkilileri son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlenen saldırılarda en az 60 Filistinli'nin daha öldüğünü duyurdu. İsrail ordusu Refah'ta, Gazze kentinin Zeytun ve Tel El Heva mahallelerinde ve Der Belah kentinde yeni hava ve kara saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda çok sayıda Filistinli'nin öldüğü açıklandı. <laughs> Gazze kentindeki şifa hastanesinde ise yeni bir toplu mezar bulundu. 49 Filistinli'nin naaşı mezardan çıkarıldı. İsrail askerlerinin baskın yaptığı toplam 3 hastanedeki 7 toplu mezardan 520 naaş çıkarıldığı açıklandı. Refah'taki sivillerin güvenli bölgelere doğru zorunlu göçü de sürüyor. Birleşmiş Milletler Refah'ta 80 bin kişinin bölgeden ayrıldığını duyurdu. İsrail Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısırla olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirmişti. İsrail ve Hizbullah arasında 2006'daki savaştan bu yana yaşanan en şiddetli çatışmalarda sürüyor. İsrail'in Güney Lübnan'da bir araca düzenlediği hava saldırısında 4 Hizbullah üyesi öldü. Kahire'de tarafların ateşkes ve esir takası görüşmelerinde ise henüz uzlaşıya varılamadı. İsrail hükümet sözcüsü, İsrail'in savaşı sona erdirmeyi ve Hamas'ı iktidarda bırakmayı kabul etmeyeceğini yineledi. Hamas'ın Katar'daki siyasi ofisinin üyesi İzzet El Reşik ise müzakerelerde İsrail'e daha fazla taviz vermek istemediklerini söyledi. İsrail bir anlaşmaya varma konusunda ciddi değil ve müzakereleri refah işgal etmek için bir kılıf olarak kullanıyor dedi. Efendim sıralamada benim yaptığım bir hata yüzünden Gazze haberiyle Biden haberini karıştırdık. Şimdi bugüne kadar tonlarca bomba gönderdi akıllı mühimmat diyor ama İsrail'in tehdidi şu sen akıllı mühimmat göndermezsen ben de az atarım. Yani geri vites yapmayan bir İsrail hükümeti ama bunun barışa barışa doğru evrilmesi nasıl olacak? Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı elbette ki çok önemli ama bence naçizane duygun bu. Tel Aviv'in çocukları diye seslenmeye devam edeceğim. Kimileri umutsuz konuşuyor ama başka umudumuz yok gibi duruyor şu anda. Onlar eğer bu hükümet alaşağı etmediği sürece o barış zor gibi görünüyor ama